Peki ÖSYM denetlemelerle ilgili nasıl sorular sormuş? Hep beraber bakalım, inceleyelim. Bakıyoruz. Evet, 2012 LYS sorusu. Yanda kocaman bir tablo vermiş ve demiş ki verilen bu doğruluk tablosuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakıyoruz şimdi. Şıklardan gideceğiz. Burada yapacağımız başka bir şey yok. Birinci önerme tutarlıdır. Bakıyorum birinci önermeye. Doğru değerini zaten bir kere alması benim için yeterli tutarlı olmasında. Bu doğrudur. İkinci önerme tutarlıdır. İkinciye bakayım. Bir tane bile doğrusu var. Evet, bu da tutarlıdır. 2 ve 4 eşdeğerdir diyor. Bakalım. 2 ve 4. Eşdeğerliliğin koşulu neydi? Aynı satırda aynı doğruluk değerlerini alması gerekiyordu. İki önermenin doğru, doğru, yanlış, yanlış, doğru, 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 doğru. Evet, bu iki önerme kesinlikle eşdeğer. Bunu da kabul ettim. Üçüncü önerme geçersizdir. Bakıyorum. Geçersizlik için ne olması gerekir? Bir tane bile yanlış geçersiz olması için yeterlidir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Zaten E kaldı. Bakalım E'deki yanlış neymiş? Dördüncü önerme geçerlidir. Bakıyorum. Hayır. Bir kere bile yanlış değeri almış. O yüzden ben bu önermeye geçerli diyemem. Cevabım E seçeneği. Diyor ki, yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Tutarlı önerme aynı zamanda geçerli önermedir. Hayır. Mesela şu tutarlı bir önerme geçerli mi? Hayır. Dolayısıyla bunu kabul edemem. Geçerli önerme aynı zamanda tutarlı önermedir. Çok doğru. Neden? Şu önermeye bakalım. Bu geçerli mi? Evet, geçerli. Tutarlı mı? Tabii ki tutarlı. Dolayısıyla iki benim için doğru. Geçersiz önerme aynı zamanda tutarsız önermedir. Bakıyorum. Bir önerme yazayım size. Doğru, yanlış, doğru, yanlış. Bu önerme geçerli mi? Hayır. Yani geçersiz bir önerme. Tutarlı mı? Evet. Dolayısıyla geçersiz önerme aynı zamanda tutarsız önermedir diyemem, eledim. Tutarsız önerme aynı zamanda geçersiz önermedir. Bir önermenin tutarsız olması ne demek? Bütün değerlerinin yanlış olması demek. Dolayısıyla bu tabii ki aynı zamanda geçersiz önerme olacaktır. Bunu da doğru diye kabul ederim. 2 ve 4'ü bulduğum anda cevabı bulmuş olurum. Bir önerme kalıbı hangi durumda tutarlıdır? Ancak değillemesi tutarsız ise, hayır, bu bizim geçerlilikte denetlediğimiz yollardan bir tanesi. Eşdeğer bir önermeye sahipse, hayır, tutarlılıkta biz buna bakmıyoruz. Karşıt bir önermeye sahipse, bu tamamen alakasız bir şık. Ancak tüm yorumlamaları yanlış ise, hayır, en az bir yorumlaması doğruysa biz bu önermeye tutarlıdır deriz. Cevabımız E. Yandaki doğruluk çizelgesine göre numaralarla gösterilen önermelerle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır? Bakıyoruz. 1 ve 3 eşdeğerdir demiş. 1, 3. Doğru, 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 yanlış, yanlış. Gerçekten eşdeğer bunlar. Doğru. 2 tutarsızdır. Bakıyorum. Yanlış. Hop. Burada bir doğrusu var. Ben bunu tutarsız diyemem. O yüzden cevap B. Diğerlerine bakayım, aklınızda kalmasın. 3 ve 4 birbiriyle tutarlıdır. 3 ile 4'e bakacağım. Doğru. Evet. Aynı satırda bir kere bile olsa doğru değeri almışlar. Birbiriyle tutarlılar. 4 geçerlidir. Bakıyorum. Doğru. Tüm yorumları doğru. O yüzden doğrudur. 5 geçersizdir. Yanlış, yanlış, doğru, yanlış. Evet. Geçersizlik için bizde bir tane yanlış yeterliydi. Dolayısıyla bunu da doğru kabul ederim. Hangisi yanlıştır dediği için bana cevabım B seçeneği.